Dostlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Kredi kartının askerisini ödersem ne olur? Çok fazla sorulan sorulardan bir tanesi. Ben de bunun hakkında bir video yapmak istedim sizlere. Kredi kartı sahipleri kredi kartı askerisini ödeyince ne olur tam olarak bilmiyor. Kredi kartı dönem borcu ödenmiyorsa askeri ödeme yapmak çeşitli avantajlar sağlıyor. Diğer yandan askeri ödeme yapmamak ciddi sonuçlar doğuruyor dostlar. Askeri ve ödeme yaptığınız takdirde kart sahibi olarak faiz ödemekten kurtulamıyor olsanız da kredi notunuzun düşmesini engellemiş oluyorsunuz. Çünkü askeri ödeme yapmamak kredi notunuzu düşürdüğü gibi kartınızın kullanıma kapanmasına da sebep oluyor. Kredi kartının askerisini ödersem ne olur diye merak ediyorsanız videonun içerisinde her şeyi anlatıyor olacağım. Kredi kartı askeri ödeme yapılırsa ne olur? Tüm detaylarını bu videoda sizinle paylaşıyorum dostlar. Hadi şimdi videoya geçelim. Sizler de abone olmadıysanız hala kanalıma abone olarak bu tarz videolardan her zaman bilgilenebilirsiniz dostlar. Kredi kartına askeri ödeme yapmak kredi notunun düşmemesini sağlıyor dedim. Kredi kartı dönem borcu askeri ödeme tutarı ile birlikte geliyor. Kredi kartı toplam dönem borcu ödenmediği takdirde son ödeme tarihi itibariyle bakiyeye aktif faiz işletiliyor dostlar. Herhangi bir faiz ödememek için dönem borcu toplamını ödemek gerekiyor. Dönem borcu toplamı düzenli olarak ödendiği takdirde aktif faiz veya gecikme faizi gibi herhangi bir faiz işletilmiyor. Dönem borcu toplamı ödenemediği durumlarda askeri ödeme tutarını ödemek bir nebze kurtarıcı vazifesi geliyor. Çünkü askeri ödeme tutarı ödendiğinde kredi notu düşmüyor. Askeri ödeme yapılmadığı takdirde ise hem kredi notu düşüyor dostlar, hem de ödenmemiş askeri tutara gecikme faizi işletiliyor. Peki askeri ödeme yapmak kredi notunuzun iyi bir seviyede kalmasına yardımcı oluyor dedim. Askeri ödeme yapmak kredi notunuzun düşmesini engellediği gibi puanınızın iyi bir seviyede kalmasına da yardımcı oluyor. Askeri ödemeleri hiç yapmamak veya geciktirmek kredi notunuzu olumsuz etkiliyor. Kredi notunuzu iyi bir seviyede tutmak ve düşmesini engellemek için kredi kartı askeri ödemelerinizi mutlaka geciktirmeden ve düzenli bir şekilde yapmanız gerekiyor. Böylece gelecekteki kredi kartı limit artışı ya da kredi ihtiyaçlarınız için sağlam bir zemin oluşturmanız mümkün oluyor dostlar. Askeri ödemeleri yapmak kredi kartının kullanıma kapanmasını engelliyor. Bir takvim yılı içerisinde en fazla 3 kez askeri ödeme tutarı ödenmediği takdirde kredi kartı alışverişi ve nakit avans çekim gibi tüm işlemlere kapatılıyor. Kartın tekrar kullanıma açılması için dönem borcu toplamını ödemek gerekiyor. Askeri ödemelerin yapmak bu anlamda çok büyük bir avantaj sağlıyor dostlar. Zira bir takvim yılı içerisinde askeri ödemelerin 3 defa kaçırılması halinde kart kesinlikle kullanıma kapanıyor. Düzenli yapılan askeri ödemeler ise bu durumu engelliyor dostlar. Askeri ödeme yapmak ödenmesi gereken toplam faizleri düşürüyor. Kredi kartı ekserinize yer alan askeri ödeme tutarının son ödeme tarihine kadar ödenmemesi durumunda ödenmemiş askeri tutarınıza son ödeme tarihi itibariyle günlük bakiyeniz üzerinden %1.70 oranında gecikme faizi işletiliyor. Askeri ödeme yaptığınızda ise kalan dönem borcunuza %1.40 oranında aktif faiz işletiliyor. Yani askeri ödeme yapmamak daha yüksek faizi ödemenizi gerektiriyor. Bununla birlikte tekrar altını çizmek gerekirse dostlar, askeri ödeme yapmamak kredi notu üzerinde telafisi zor izler bırakmanıza da sebep oluyor. Zaten bizim için önemli olan kredi notu dostlar burada. Askeri ödeme yapmak kredi kartı borçlarının ağırlaşma ihtimalini ortadan kaldırıyor. Kredi kartı dönem borçlarınızı ödeyemediğiniz zorlu koşullarda askeri ödemeleri kaçırmamanız her zaman iyi bir fikirdir dostlar. Çünkü askeri ödemeleri kaçırmak faizleri de hesaba katınca her ay bir öncekinden daha yüksek dönem borcunu beraberinde getiriyor. Daha yüksek gelen dönem borçları da olduğunda daha yüksek askeri ödeme tutarlarına paralel bir seyir izliyor. Bu nedenle her ne olursa olsun dönem borcunu ödeyemediğiniz durumlarda mutlaka minimum ödeme olarak bilinen askeri tutarları ödemeye çalışmanız gerekiyor. Kredi kartı borçlarınızı ödemekte zorlanıyorsanız bir bütçe planı yapmayı düşünebilirsiniz dostlar. Yapacağınız bütçe planı sayesinde gelir ve giderlerinizi görerek borçlarınızı doğru bir şekilde analiz etmeniz mümkün olacaktır. Borçlarınızı doğru bir şekilde analiz edip gelir ve giderlerinizi hesaba katarak düzenli olarak askeri ödemeleri yapmanız kredi kartı borcunuzu aydan aya düşürmenize yardımcı olacaktır. Böylece borç döngüsünden çıkmanız mümkün mertebe kolaylaşacaktır. Ben her videolarımda zaten kredi kartını kullanmaktaki önemi söylüyorum dostlar sizlere. Burada da gene biraz ondan bahsedeceğim. Kredi kartını kullanmak, doğru kullanmak çok önemli. Eğer kredi kartını doğru kullanırsanız en azından 2 kere tam 1 kere askeri ödeme yapsanız kredi notunuzu ciddi şekilde yükselteceksiniz. Ama çoğu insan bunun farkında değil. Kredi kartının önemi bizim için burada çok büyük. Kredi notunu yükseltmekte birebir kredi kartı kullanmanızı zaten tavsiye ediyorum dediğim gibi her videolarda. Sizler de burada anlattığım bilgilerle kredi kartını doğru kullanırsanız çok kısa sürede kredi notunuzu çok yüksek durumlara getirebilirsiniz. Kredi kartınızla yaptığınız her harcama kredi notunuza yansıyor dostlar. Kredi kartını ne kadar çok kullanırsanız, ne kadar mesela 5 yıldır kredi kartı kullanıyorsunuz,
Bu sizin kredi notunuzu o kadar çok etken olur. Çünkü banka tarafından size bir güvenirlik var dostlar. Kredi kartını kullanıyorsunuz, ödüyorsunuz. Sürekli bunu banka görüyor. Sürekli işlemlerinizde bunlar var. O yüzden kredi kartı dediğim gibi çok önemli. Herkes de zaten bunu söylüyor. Bütün not danışmanları, Findex'teki danışmanlar sürekli bunu söylüyor. Mesela 10 yıl kredi kartı kullanan birisinin bile 1700'lere çok zor çıktığı söyleniyor. Ama 20 yıl kredi kartı kullanan birisinin 1900'leri görme ihtimalinin daha yüksek olduğu söyleniyor. Siz de bunlara dikkat ederek hem bu askeri ödemeleri yaparak hem de bazen tam ödeyerek kredi notunuzu kısa süre içerisinde yükseltebilirsiniz dostlar. O yüzden kredi kartı kullanımına lütfen önem verin. Dostlar hala kanalıma abone olmadıysanız, abone olursanız çok sevinirim. Sizlere her gün güzel kredi videolarıyla, güzel eğitim videolarıyla, güzel dükkan açma videolarıyla bilgiler vermeye çalışıyorum. Umarım hoşunuza gidiyordur. Çünkü değerli bilgiler vermeye çalışıyorum. Çoğu yerde bulamadığınız bilgileri vermeye çalışıyorum. Video uzunluğuna çok dikkat etmiyorum. İşte illa 10 dakika video olsun da her yere reklam koyayım da para kazanayım diye uğraşmıyorum. Bilgiler de kısa da olabiliyor. Bazen uzun da olabiliyor. Ona dikkat etmeden sadece size bilgi vermek amaçlı bu videoları hazırlıyorum. Sizler de bana destek olursanız abone olarak çok sevinirim dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.